Marmaris'e doğru giderken yolda gördüğünüz deniz manzarası en güzel burada. Hatta geçen gün inip terastan resim çekmiştik. Yolun virajına da dikkat edin. Dön. Aslında buna viraj denmez, keskin Z'ye. Veyahut da büyüktür küçüktür işareti gibi bir şey. Matematikteki. Herkes seyir tepesine durmuş. Bizim seyrettiğimiz manzarayı seyretmeye. Yanlış burası için bence ki ben bile 30 kilometre hızla dönüyorum. Ha, iyi o zaman. Ama anca bir otomobil 30'la döner. Yani yüksek boylu bir araba buradan 30'la falan dönemez. Onun için de Marmaris yolunda devrildi. Minibüs haberleri dinliyoruz. Aslında bence her zaman havaleli araçla otomobilin hızını virajlarda ayrı yazmaları lazım. İşte otomobil 30 km hızla döner ama kamyon 60'la dönebilir ancak işareti koymaları lazım. Ama bunu kimse düşünememiş hala niyeyse. Ters oldu. Ha, ters oldu, evet. Tamam, o kadarına da kafanız çalışsın. Ters söyledi bu kadın deyin. Gülsünler. Düşmanım mı herkes benim dostum? Hepiniz gülebilirsiniz. Otomobil atmış. Havaleli 30 yazsınlar işte. 30 yazmışlar zaten. Ötekileri için ayrı yazacaklar. Şuna bak, buradan. Buradan sürmüş zaten. Buradan ben İzlerine böyle. İzlerine bak arabaların. Yani bak, otomobil anca bu hızda döndüm. Oradan imkanı yok. Bir minibüs, kamyon. Kamyonet 30'la falan dönemez. Başkası da yayınlıyormuş 30'la dönüp. Bana da linkini gönderiyormuş. Bak Emine Hanım, işte ben kamyon kullanıyorum ama 30'la döndüm diye. Kaçış rampası 1000 metre sonra. Arabanıza bir şey olduysa 1000 metre sabredeceksiniz. Şuralara döneceksiniz. Diyelim ki freniniz patladı, Allah korusun, ki o rampaları freni patlayan falan filan için yapıyorlar. Freni patlamış araba burayı nasıl dönecekse, bakın şimdi. Hiç dönmesine imkan var mı? Şuradaki karşıdaki dağa çarptı. Daha 500 metre var. Adam sabredecek. 400 metre var. Hala kaçış rampası gelmemiş. Hah, burada. Freni patlamış aracı yukarıya yönlendirecek. Gelebilirse. Evet. Yine keskin virajlardan bir tanesi. Bakın otomobil kaça indi. Akyaka 250 metre sonraymış. Biz bu sefer Marmaris'e gidiyoruz.